Mutlu günler, spor hikayelerinde yeniden huzurlarımızdayız. Yayınımıza hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bugün bu hafta da çok değerli bir konuğumuz var. Bu hafta aynı zamanda çok özel bir konuğumuz var. Neden özel olduğunu birazdan siz de dinlediğinizde hak vereceksiniz. Bildiğiniz gibi 27 Şubat'ta İdlib'de yaşanan elim hadise neticesinde 36 askerimizi kaybettik, şehit verdik. Nur içinde yatsınlar, yaralı askerlerimiz var. Ondan bir gün önce vatani görevini tamamlayıp evine dönen Hüseyin Kaya, Aydınlık Gazetesi eski spor müdürlerinden Hüseyin Kaya huzurlarımızda. Hüseyin, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Özel dedim, sen Şırnak'ta askeri evet. görevini yaptın. Birazdan kendini tanıtmanı da isteyeceğim. O anlamda senin konuk olarak ayağının tozuyla gelmiş olman bizim için çok değerli. Askerliğinle ilgili girizgah yapalım. Hayat dediğiniz gibi devam ediyor. Biz meslek hayatımıza beraber çalıştık. Sen benim spor müdürlüğümü de yaptın genç yaşında. Biz böyle askeri olaylar, işte şehit olayları olduğu zaman gerçekten işimizi yapmakta çok zorlanıyorduk, etkileniyorduk. Neler söyleyeceksin? Onunla başlayalım. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Bunu hani uzaktan hissetmekte, bulunduğun ortamda hissetmek arasında da fark var. Kesinlikle. Hani ben şimdi askerlikte operasyona vesaire çıkma durumları yok. Biz daha geri hizmetteyiz askerler olarak. Hani bir 6 aylık bir askerlik sürecimiz oldu. Vatani borcumuzu ödedik. Bunun 5 ay Şırnak'ta geçti. Şırnak'ta geçmesinin etkisi genelde bölge komutanlığı orada olduğu için bölgedeki şehitlerin cenazesini oradan kaldırıyorsunuz. Ve yanınızda birlikte çalıştığınız insanlar daha önce operasyona çıkmış, yaralanmış, çeşitli arkasında öyküsü olan insanlar. Evet. O açıdan biraz tabii o ortamdaki psikoloji, evet herkes üzülüyor ama ortamdaki psikolojiyle televizyonda o haberi duymak arasında, görmek mutlaka, arasında farklar var. Mutlaka. Biraz daha zor geçti. Allah herkesin yardımcısı olsun. O noktada görevini icra etmeye çalışan gerek askerlerin, gerek uzmanların vesaire. Bu konuda görevini yapmaya çalışan, vatan için orada bir şeyler yapmaya çalışan insanların Allah yardımcısı olsun. O noktada üzgünüz. Askerlik, ben öncelikle kendimi tanıtayım. Lütfen. Daha önce Aydınlık Gazetesi'nde zaten birlikte çalıştık 5 yıl. Ardından bir üniversitede, bir özel üniversitenin basın işlerini devraldım. Onları yapıyordum. Yaklaşık 3 yıl bunu yaptıktan sonra da vatani görevimizi yapmak için. Önce 1 ay Çanakkale'de olmak üzere, 5 ayda Şırnak'ta görevimizi tamamladık. Evet, ve geldik şu anda. Görev yaptığın yerdeki asker kardeşlerimize selam evet. gönderelim. Hayırlı tezkereler. Gerçekten diyelim. Şimdi geri hizmet diyoruz ama oradaki kamuflaj giyip nöbetini tutan. Çünkü biraz terör bölgesinde geri hizmet olmuyor bu iş. Evet. Şimdi daha olaysız, tırnak içerisinde bir yer olduğu zaman daha geri hizmette görev yaptı, görevini tamamladı, geldi diyebilirsiniz ama. -30, -35 derecelik munzurun ortasında. -30 derecede sınırda nöbet tutan da normal yer. Operasyona çıkmıyor ama koruma, muhafız olarak orada görevini yerine getiriyor. Her an bir sıkıntı olabilir. Yarım metre görüş mesafesi içerisinde orada askerler görevlerini yapıyorlar. Yani hiçbir şey olmama ihtimalinde bile onun ağır bir psikolojisi var. O ağır psikoloji bile içinde kabullenmenin en büyük kuvveti yine vatan sevgisiyle ilgili, görevini İlaç. Yapma bilinciyle evet. ilgili bir durum. O açıdan herkese Allah kolaylık evet. versin. Allah da o vatan sevgisini yüreğimizden asla çıkarmasın eksik diyelim. Evet Hüseyin, biz normalde geçen hafta başladık. Artık programlarımıza kitap tanıtımı yapıyoruz. Sonunda yapıyorduk evet. ama çok özel bir kitap getirdin. Evet. Hem bu kitabın hikayesi de var. Bu sefer öne alalım çünkü konuşacağımız konular arasında bizim meslekte yaşadığımız güzel anılar evet, da var. Evet. Onları da paylaşacağız değerli izleyicilerimizle ve dinleyicilerimizle. Hem bu kitabın hikayesini anlatalım hem de Onur abiden bahsetmiştin. Evet. Nur içinde yapsın. TSE'de eski başkanlarından birlikte evet. çalışma şansına nail olduğumuz evet, çok değerli kesinlikle. Bir spor insanıydı. Yani en başta beni yetiştiren kişi diyebilirim. Çünkü ben hepimizde çok emeği vardı onun. 18-19 yaşındaydım ben. Evet, Onur evet. Belge ile tanıştığımda Türkiye Sporcular Derneği eski başkanı. Hani böyle deyince biraz basit indirgemiş oluyor ama Türk spor kamuoyunda ciddi yer etmiş bir isim. Beni yetiştiren kişidir. 18-19 yaşında ben kendisiyle tanışma şerefine nail oldum. Yaklaşık 5 yıl bir arada çalıştık. Çok şey öğrendim. Evet. Sen de onun hakkını verdin Hüseyin. Yani yüzüne söylemek gibi olmasın gerçekten. Bana verdiği bir sürü kitap vardır, bir sürü öğüt vardır, bir sürü sohbetimiz vardır. Onlardan sadece biri. Hani evet. benim getirdiğim şu anda da kitap tanıtalım gibi yayın öncesinde konuştuğumuz için benim ilk aklıma da bu geldi. Konuda biraz spor olunca
sadece hani bunun üzerinden değil, genel olarak şu an Türkiye'de konuşulması, Türkiye dünya üzerinde konuşulması, futbola bakış açısının evet. perspektifinin olması gereken aslında başlık bu kitabın adı Futbol Dünyası'nın İstersen soygun kameraya ve, doğru gösterelim soygun ve evet. sömürü evet. kitabın ismi bu olduğu için. İsmail Tokalak'a evet, ait. İsmail Tokalak'a evet. ait. Kendisi de amatör futbolcu. Daha önce Londra'da uzun yıllar futbol oynamış. Hani şahsen tanımam. Evet. Ama insanlar güzel işler ortaya koyduktan sonra onları okuduğunuzda onları tanımış oluyorsunuz evet. ortaya koyduğu işlerle. Yani spora olan bakış açınız bakış değişiyor, perspektif kazanıyorsunuz. Yani biraz zaten gerçekten. Böyle olmak zorunda. Herkes çıkıp bir yerlerde, bu ülkede herkesin anladığı bazı konular var. Siyaset, spor, futbol, daha mercekli yaklaşırsak. Evet. Herkesin anladığı konular. Şimdi herkesin anladığı konularda, tırnak içerisinde herkesin anladığı tabii ki. Kimsenin uzmanlık alanı değil. Herkesin anladığı konularda bir şeyler söylemek biraz hani cesaret gerektiren şeyler. Çünkü bugün bir mühendis bir bina yapar, sahibine verir, der ki buyurun oturun. Ama bu iş böyle bir şey değil. Burada verdiğiniz şey fikir ya da bakış açısı, insanlar alın bunu kullanın değil de ben de böyle bir fikrim var deyip o insanın kafasında üçüncü, dördüncü pencereyi açmak gibi bir misyonu var aslında. Kesinlikle. O yüzden hani bu kitap da böyle bir kitap. Tamamen futbol dünyasındaki bir son bölümünde Türkiye'de değiniyor aslında Türk futboluna da. 2014 ya da 15 yılı basımı olması lazım. Ta o dönemden bugünlere kadar aslında baktığınızda arada geçen 3-4 yılda çok bir şeyin değişmediğini, hatta kitabın biraz geleceğe de yazdığını da görebilirsiniz o konuda. Evet, evet. Biraz böyle okumayı seviyorum ama işte klasik işte futbolcuların yazdığı anı kitaplarını vesaire çok ilgimi çekmiyor diyenler için kesinlikle okunması gereken bir kitap. Evet. Futbola, özellikle futbol dünyasına, arka planda neler yaşanıyor? Yani FIFA'da, UEFA'da kuruluş amacından bugün neler yaptığına, yani FIFA'nın bütçesinin evet. Çoğunlukla nereye harcandığı yazıyor mesela. Bütçesinin 1/3'ünden fazla kısmı sadece kendi idari işlerini harcıyor. Evet. Aslında futbolun gelişmesine yönelik bir misyonla kurulan bir yerde bütçesinin sadece 0.5%'ini kesinlikle. Filan futbola harcıyor. Yani 100 milyarlarca dolarlık belki trilyona kadar tabii. varacak. Ama kendi içerideki idari işlerine, evet. idari işler de tabii tırnak içerisinde. İdari işleri her yere, menajerleri diyebilirsiniz. Oradaki insanın evet. oturmasını sağlayan kişiler de idarecidir benim için tırnak aynen. içerisinde. Burada Hüseyin istersen bir virgül koyalım. Dediğin gibi çok önemli konulardan evet. Bahsediyor bahsettiğin kitap. İkinci bölümde kitapla ilgili yine konuşmaya tabii. devam ederiz ve farklı konularımız da olacak. Tabii. Kısa bir aramız olacak değerli izleyiciler ve dinleyiciler. Ardından Hüseyin Kaya ile olan sohbetimiz devam edecek. CRI Türk. Evet, spor hikayelerinin ikinci bölümünde yeniden huzurlarınızdayız. Hüseyin Kaya bugünkü spor hikayelerinin konuğu. Birinci bölümde bahsettin. Futbol dünyası soygun ve sömürü adlı evet. kitaptan bahsettin. Şunu da paylaşalım. Geçtiğimiz günlerde Atilla Türker'in ki yakinen de tanıyoruz. Tabii. Çok değerli bir yazardır. Uluslararası Spor Basın Birliği'nin düzenlediği yarışmada dereceye girdi. Ve bu da yine bahsettiğin kitapla bir yönüyle paralel. Fikret Orman'la ilgili yazdığı Alengirli İşler diye bir yazısı vardı. Onunla ilgili ki Fikret Orman'ın 8 yıllık başkanlığı döneminde yaşanan işte stat yapımında Vodafone Arena'nın eski adıyla İnönü Stadı'nın yapımındaki ihalelerden tutun evet. otopark ihalelerine birçok böyle karanlıkta kalan ki bence sorgulanması gereken unsurlara değiniyor. O anlamda bir köşe yazısından daha büyük bir kitap niteliğinde bir yazı. Evet. Bununla ilgili şu sonuca da vardım Hüseyin Bey. Spor kulüplerinin şeffaflığı çok önemli. İşte bu kitapta da nispeten bahsedildiği gibi menajerlik sistemi, arkada evet. dönen paralar, kaçırılan vergiler, evet. işte futbolcular bir yönüyle köleleştirme düzenine ne kadar gidebilecek unsurlar var. O anlamda da ben Atilla abiyi tebrik ediyorum. Böyle yürekli ya gazeteciler... Atilla abiye parantez açalım o konuda. Atilla abinin güne kadar ki bütün yazıları bu şekilde bilgilerle doluydu zaten. Şu anki yazısından dolayı sıralama da öne geçmiş olabilir. Sıralamaya girdiği için dikkat çekmiş olabilir. Ama bugüne kadar çok önemli bilgiler aldık köşesinden. O konuda ben de teşekkür ediyorum aynen. kendisine. Yani biz Onur abinin gerçekten bizde evet. de çok emeği var ki Onur abi böyle olağanüstü bir durum olduğu zaman çocuklar emrinizdeyim diyebilecek tabii. alçak gönüllülüğe sahip ki iki kere Türkiye Spor Yazarlar Derneği Başkanlığı yapmış. Bizim için de ki bizim gibi birçok genç arkadaş için de bir şanstı. Maalesef kalp krizi sonucu kaybettik. Tekrar bu vesileyle Onur abiye de başsağlığı, rahmet dileyelim. Nur içinde yatsın. Evet Hüseyin, şimdi
Sen çok genç yaşta evet. Bu işin içine girdin ve çok hızlı bir şekilde işte spor müdürlüğü, bazen dışarıda beraber gittiğimiz tabii. yerde insanlar şaşırıyorlardı. Yani 21 yaşında, belki daha gençtim bilmiyorum, 21-22 yaşında spor müdürü titrini duyunca şaşırıyorlardı insanlar, ama tanıdıktan sonra hak veriyorlardı. Spor servisini seçmendeki neden faktörleri de soralım. Ya öncelikle güzel anılardan paylaşalım. Öncelikle hani bir gazeteciliği sevmek gerekiyor. Kesinlikle. Bütün mesleklerde bütün olduğu mesleklerde gibi. Olduğu gibi gazetecinin biraz daha farklı bir yönü var. Gazetecilik gömlek gibi giydikten sonra normal hayatınızda da devam ediyor. O dönemde birlikte biz 5 yıl boyunca çok iş yaptık. O işte bizim 24 saat üzerimizdeydi. Benim üzerimde senin de çok emeğin vardı o noktada. Hani dışarıdan öyle görünüyor olabilir ama biz birbirimizden çok etkilendik. Evet, ben tek bir yere gittiğimde orada hani insanlar öyle görüyor olabilir ama benim arkamda yani sen ve Cenk, diğer ekip arkadaşlarımız, ciddi bir ekip vardı. Ciddi bir ekibin çalışmasıydı. Sadece orada ortak karar aldığımızda evet şöyle olsun dediğimiz, sen de o noktada, ben resmi olarak öyle görünebilirim ama büyük emeğim vardı üzerimde. O noktada çok, ben tekrar teşekkür etmek için fırsat bulduğum için bunu teşekkür edeyim. Yani meslek olarak öncelikle bakıyorum ve merak etmeniz gerekiyor. Öncelikle meslek, ardından neden spor? Merak etmeniz gerekiyor. Ben 2013 yılında daha önce Arap Baharı'nı çok merak ettiğim için, oradaki süreci biliyorsun, ben Tunus'a gittim mesela. Evet, evet. Oradan bilgilerle anekdotlar topladım. Daha sonra bir şeyler yazdım. Şu anda hiçbirini herhangi bir yayın evine göndermedim. Gün olursa, bir fırsatımız olursa. Kitap çalışmalarını kitap biliyoruz. Çalışmalarım oldu. Sen evet. Toptan 5-10 kitabı birden piyasaya çıkaracak ya gibi şu an, bir şey. Hani, o malzeme birisi var okumalı mı? Zamanı geldiğinde okumalı. Ama şu anda hani ben de yazdıklarıma şöyle dönüp, yani kitap nasıl bir yazar herkes okusun diye. Çavdar Tarlası'ndaki Asi diye bir kitap vardı. Onun yazarı, şu an ismi aklıma gelmiyor ama onun yazarı bir tane romanı var sadece. Geri kalan hiçbir romanını mesela kamuoyu bilmiyor. Çünkü belirli bir zaman sonra diyor ki, ben diyor bir roman yazdım. Benim karakterimle insanlar çok etkilendi. Ben böyle bir canavar bir toplumla mücadele etmek istemiyorum diyor ve bir dağ evine çıkıyor. Orada tek başına kitaplarını yazmaya devam ediyor. Bir nevi inzivaya çekiliyor. Aslında hani bu iş böyle dışarıdan baktığında biraz reklam kokan, şov kokan işler gibi olsa da aslında bir yerde insanın içini dökme, sevdiği işi tek başına yapma arzusuyla ilgili bir şey. Tabii ki insanların okuması, sonuçta İsmail Tokalak Beyefendi bunu yazıp kendisine saklasaydı böyle güzel bir kitap okuyamayacaktık. Bunlar var ama doğru zamanda belki de. Mesela ben Tunus'a gitmiştim merak ettiğim için. 15 gün Tunus'ta kaldım. Orada inceleme yazıları yazdım kendi içimde. Şu an hala hepsini elimde derlemiş, toplamış, bulunduruyorum. Biraz merak etmeyle ilgili. Spor servisi neden? Özellikle siyasi bir gazete spor servisi neden? Tabii. Zaman içerisinde bunun çok zorluğunu yaşadık. Dezavantajları çok fazla. Spor servislerine özellikle kesinlikle. Siyasi içerikli haberlerin ön plana çıktığı kurumlarda üvey evlat muamelesi kesinlikle. Yapılır ya. Onu çok yaşamışız. Öyle yani, yöneticilerin spordan anlamadığı bir yayın organında sen, ben, büyük mücadele, yani burada haksızlık yapmak istemiyorum ama anlamadığı derken hani bilgileri yok. Yani bilmiyorlar, evet. Konu hakkında bilgileri yok. O anlamda çok noktada, özgürdük. O özgürlük. Bu özgürlük, bu bir avantaj. Evet. Bu aynı zamanda bir dezavantaj. Bu evet. Bir şey anlatmak istediğinizde, bir şey yapmak istediğinizde bunu anlatmakta zorlandığınız nokta aynı zamanda. Aynı zamanda özgür davranabildiğiniz de nokta. O yüzden bunun büyük zorluğunu yaşadık. Ben içeride çalışmalarım en yakında, hani sen biliyorsun orada. Gece gündüz çalıştık. Yani evet. Gece 12, 1, sabah. Bazen yani izin kullanmadık. Ben 3. hafta olmuştu. Arkadaşım dedi ki, ya dedi, ne zaman izin kullanacaksın dedi. Dedim ki, ben izin kullanmadım mı? Hani o derece bir yoğun tempomuz, çalışmamız var. Çok keyif alıyorduk. Gezi direnişine de denk gelmişti. Gezi direnişine de denk geldi kesinlikle. Yani ben o dönemde 1,5-2 ay hani kendi şeyimle, yani ben şu gün izin kullanayım gibi kaygım olmadan, izin kullanmadan çalıştığımı hatırlıyorum. Bu tamamen işi sevmeniz, hani bu şu anda zarar veriyor gibi görünebilir o noktada, izinsiz çalışmak vesaire. O noktada gerçekten sevmeniz ve içinizden evet. gelmesiyle ilgili bir şey. Bunu özellikle sormamın nedeni, şimdi bizi izleyen, bu sene üniversiteye girecek olan ya da evet. üniversitede okuyan arkadaşları da, sadece spor servisi için değil. Hani emek verirseniz, Hüseyin Kaya gerçekten somut bir örneği. Bir yerde illa bir titrinizin olması da şart, evet, değil. Şart değil. Sevdiğiniz işi yapmanın keyfi bambaşka ki, spor, özellikle spor gibi sporla uğraşan insanlar, sevmezseniz çekilecek bir iş değil. Şimdi araya gideceğiz. Son şunu bağlamak evet. istiyorum. Hani 2 saat maçtan 2 saat önce gidiyorsunuz. 2 saat maç, 2 saat evet. sonra dönüyorsunuz. Geç saatte bitiyor falan. Normal şartlarda bu işi sevmeyen birinin bakış açısından baktığınızda
Çile akıl kârı değil. Hani daha farklı ifadeler de kullanılabilir. O anlamda Hüseyin'in söylediği sözler gerçekten çok değerliydi. Üçüncü bölümde şimdi bir virgül daha koyacağız. Bir ara daha vereceğiz. Üçüncü bölümde yaşadığımız birçok güzel anı var. Onlardan en azından birkaçını sizlerle paylaşacağız. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. CRI Türk. Spor hikayelerinin 3. bölümüyle huzurlarınızdayız. Hüseyin Kaya konuğumuz. Evet Hüseyin, şimdi yaşadığımız birçok anı var. Evet. Acısıyla tatlısıyla. Bunlardan en azından birkaçından bahsetmek istiyorum. Ki arada bahsettin. Direkt istersen evet. Onunla bahsedeyim. Onunla başlayayım. 2. bölümde Tunus'a gittiğinden tamam, bahsetmiştim. Ben az önce ondan bahsettim. Lütfen. O zaman Dünya Kupası elemeleri vardı. Ben de şimdi gittim. Orada kimseyi tanımıyorum. Birkaç kişi tanıştık işte. Benim de hani sporla ilgili olduğumu duyunca dediler ki Kamerun Tunus 2014 maçı. 2014 dünya elemeleri içindi. Evet. Afrika elemeleri. Evet. Tunus'ta Susa diye bir şehirdeyiz. Ben bilmiyorum. Yaklaşık 5-6 şehir gezdik. En son dediler ki burada maç izleyelim. Tamam dedik, böyle bizim kafeler gibi düşün. 60-70 kişi var içeride. Tunus Kamerun maçı. Tunus'un berabere kalıp ya da kazanması gibi bir durum söz konusu. Yenildiği zaman gidemiyor. Evet. Ben de ülke futbolu da vesaire hiçbir şey bilmiyorum. Bana da hangi takımınız, işte Fenerbahçeliyim. İşte hatta Webo var, o da Fenerbahçe'de oynuyor. O da Kamerun'un 11'inde oynuyor. Herkese çok iştahlı. Hani kesin Dünya Kupası'na gideceğiz gözüyle bakıyorlar. Ben tabii ortak bir noktada olmayınca maç boyunca Webo'dan bahsettim. İşte Webo pas atıyor, işte diyorum çok güzel futbolcu. İşte Webo bir şut çekiyor diyorum, işte Fenerbahçe'de böyle kaliteli futbolcular var. Türkiye'ye gelirseniz ben de sizi Fenerbahçe maçına getireyim. Fenerbahçe reklamı. Dakika 80-82. Dakika olması lazım. Herkesin böyle yoğun heyecanlandığı bir anda Webo golünü attı ve Tunus elendi. Bütün kafedeki herkes dönüp bana baktı. Çünkü yarım saattir sağda solda herkes Webo ismini benden duyuyor. Orada Webo'nun reklamını yapıyorum. Daha sonra ağır içeride kavgalar çıkacaktı. Bizim arkadaşlar tabii sessizce hemen dışarı çıktık. Evet. Yani spor bir yerde bütünleştirici olsa da bazı yerlerde ayrıştırıcı olabiliyor. Aynen öyle. Çünkü herkesin bir sempatizan olduğu renkler var. Evet. Tunus için gerçekten yıkım olmuş yani. Yıkım ya, ben şunu da bilmiyordum. Benim gittiğim şehirde de yine Tunus'un başkenti sarı kırmızı ve sarı lacivert renkler var. Evet. Ama o bölgedeki yoğunluk sarı kırmızıymış. Takımın adını dahi hatırlamıyorum. Ben Fenerbahçe formasıyla gittim. Şimdi orada sarı lacivertli insanı görünce ben de hep reklamsız forma alırdım. Defterin forması, reklamsız forması olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Orada şimdi sarı lacivert forması, sürekli bana bakıyorlar. Sürekli bir sağdan sonra ben en son dedim ne oluyor? Dediler ki böyle böyle, senin burada sarı lacivertli gezmemen lazım. Tehlikeli sularda biraz dolaştık. Zaten yeterince tehlikeliydi Arap Baharı'nda. Şimdi Webo'dan bahsettin, aklıma şu geldi. Şimdi Webo sana başka bir sıkıntı daha yaşatmış. Şimdi ne diyeceksin? Evet. Şimdi Başakşehir Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe'nin kazanması durumunda şampiyonluk maçı tabii haftaya kalacak. Galatasaray'la yarışıyor. Fenerbahçe malum 7 kişi kaldı ve 2-0 gerideydi. Evet. Tabii böyle olunca şimdi bu işi bilenler bilir. Ben şimdi hem televizyonda hem gazetede hem internet servisinde dijital hepsinde çalıştığım için biliyorum. Gazetecilikle televizyonculuk çok ayrı bir dünya. Tabii. Şimdi şampiyonluk sayfası yapılacak, baskı saati var, onların yetiştirilmesi önemli. Şimdi ne düşünürsünüz? Karşı takım işte Fenerbahçe 7 kişi kalmış. 2-0 geride. Doğal olarak Galatasaray matematiksel olarak şampiyon oluyor ve siz spor ekibi olarak şampiyonluk sayfası yapıyorsun işte falan. Tabii Webo sonradan girdi diye hatırlıyorum. Tabii, ben maçı statta izledim. Webo'nun girmesiyle 2-2 oldu maç. Evet. Ki bir gol daha atsam Fenerbahçe'nin kazanması durumunda, ki pozisyonları da yakaladı. Evet. Şampiyonluk son haftaya kalacak. Tabii son haftaya kalacak. Ama gel bunu bir de spor servisindeki insanlara sor ki sen bir Fenerbahçe olarak ya hani o paylaştığın şeyler var, onlara da anlatmanı rica ederim. Tabii tabii. Şimdi sen maçtasın, o sıra biz gazetedeyiz. Biz işin mutfak kısmındayız. Tabii. Sen oradan bize bilgileri veriyordun. Benim işim rahat. Evet, senin işin rahat. Oradan söyleyip geçmek kolay. Aynen, senin orada söylediğin bir cümle biz orada yarım saatlik işe mal oluyor ki, mesela. Hakikaten o taşra işte şehir baskısını yetiştirme tabii, çok yetiştirme. Kısıtlı bir zaman yani, dilimimiz kalıyordu. Okuyup hani, kontrol etmeye imkanımız olmadı. İçine girip öyle yaşamak lazım. Yani şöyle hani taşra vesaire dediğin için yani. Altıda evet, bir taşra baskısı var. Bir de maçtan bittikten yaklaşık 3 dakika sonra bir sayfa göndermen gerekiyor ki bu da zaten gazetenin satıldığını, yani gazetenin toplam tirajının %90'ına tekabül ediyor. Evet. Yani asıl yaptığın okunacak gazete senin maçtan sonraki 3 dakika sonra verdiğin gazete. Evet. O yüzden şimdi her gol olduğunda Dünya Kupası'nda da aynı şeyi yaşadık. Aynen. Yani her golden sonra sonuçlar bir şeyler değişiyor.
Çünkü ve habere girişinizden tutun, evet, başlığa, her şey içerideki mizampaja, belki köşe yazısını, köşe yazarının yazısına kadar değişiyor. Seçilen fotoğraflara, yani tabii, çok stresli gerçekten, evet, yani hafta sonları özellikle. Gerçekten öyle. Hani Kamil abiden de o noktada hep son dakika yazı almışlığımız vardır. Son dakika her şeyi topar. Yani belki tam bir saat boyunca çok rahat oturursunuz. Çünkü bazen bir dakikada, Kamil abi köşe yazıları yazar da, evet, ana fikri değişiyor bu sefer. Ana fikri, hani, değişiyor. İster istemez gönderdiğiniz, kesinlikle, yazıda birkaç, evet, nokta değinmeniz gerekiyor. O yüzden hani sayfa tasarımcımız var. Sayfa tasarımcımız uğraşıyor. Ben diyorum ki ikinci sayfayı mı hazırlasak acaba? Hani bir bu ihtimale karşı, bir de şu ihtimale karşı. O kadar zaman da yok. Evet. En son 7 kişi kalıp 2-0 olunca bir tabii ister istemez. En son şunu hatırlıyorum. Bütün spor servisi böyle durduk. Her şeyi akışına bıraktık. Maçı izlemeye devam ettik. Hani acaba nasıl bitecekti? Çünkü biz bitirdik yani. Sayfayı hazırlamıştık o eksende. Artık çünkü bekleriz. Son pozisyonda Volkan tabii da çıktı. Hani o, gol olabilirdi sonra, yani. O saatten sonra kimin hangi takımda onun hiçbir önemi yok. Kesinlikle. Çünkü iş... Şimdi dışarıdan nasıl gördüğünün farkındayım. Spor medyasının içerisindeki insanlar fanatik gibi yorumlardan görünebiliyor. Evet. Ama işin içerisine girdiğiniz öyle değil. Öncelik her zaman iş. İş olduğu için orada spor servisi, Beşiktaşlı, Galatasaray, Fenerbahçe, herkes vardı. Herkes tek bir sonuç istiyor. O sonuç da sayfanın değişmemesi. Evet. O yüzden hani kimin gol attığını çok bizim açımızdan, kimin şampiyon olduğunu o süre için. Yoksa tabii ki sonradan üzülüyorsun. Ama meslek etiği açısından, aynen, zaten bu tarafsızlığımız tabii iş ki açısından o vardı. Aynen. Ama bu tarafsızlığın olmasının en büyük ispatı da budur. Yani o sayfada, o saatte bir çalışan olarak işimizi, evet, güzel bir şekilde yapmış, bitirmişken üst üste gelen goller, kırmızı kartlar, bir şeyler oluyor. Sahada sürekli bir şeyler değişiyor. Çünkü stabil devam ediyor. Geciktiği zaman onun çalıştığınız kurma ekstra tabii maliyeti var. Ayrı biz maliyetleri orada çünkü var. Çalışırken kendi işimiz, tabii, kendi şirketimiz, evet, gibi tabii, özel tabii gösteriyorduk. Yani sürekli bir telefon, bürokratik trafiği de var. Evet. Ekonomik maliyeti de var, evet, o işin. Evet. Yani onu çözmeniz gereken artık bir sürü... O yüzden ister istemez maddi hatalar, evet, olabiliyordu. Tabii hani ki. İnsanlar arka mutfağı bilmediği için... Evet. Yani çok bariz gibi görünüyor hata. Evet. Gazeteyi aldığımızda ben de, evet, görüyorum yani. Şu neden şimdi burada internet diyorum. İnternet sayfasında sayfayı değiştirirsiniz. Değiştirebiliyorsun. Hatalarınızı bu neden burada diyorum ama yazılı şimdi basında bu... işin içerisinde olduğum için biliyorum yani. O sayfa acaba hangi şartlar altında hazırlandı? Aynen. Aynen. Bu çok önemli. Tatmayan yani. Bilmez sözü gerçekten burada öyle. Çok iyi oturuyor. Bölüm bitmeden konuya da değişelim. Biz şimdi Taksim'de önceki çalıştığımız kurum mesela Taksim'de olduğu, evet, için bir dönemde malum 2014'te, 15'te, 13'te işte yani Gezi direnişinden tutun da bir ara terör saldırıları çok oluyordu. Maalesef. Ülkemize hatta turist geliş akışı durmuştu. İnsanlar çok tedirgindi. Ve ben kendi adıma söyleyeyim birkaç defa bombalardan hani, evet, işte birinde kızım uyuyordu onun... telaşesiyle geciktim. Evet. O belki bir 10 dakika gecikme hayatta kalmama sebep oldu. Ama hiç o en önemli hatıralardan biri de 10 Aralık 2016'da malum İstanbul Vodafone tabii Park'ta eski adıyla İnönü Stadı'nda Bursaspor Beşiktaş maçıydı zannedersem. Biz Burak'la beraber gitmiştik. Burak da bizim arkadaşlarımızdan. Bir gün onu da konuk ederiz. Basın toplantı çok yorgundum. Ben kalamayacağım dedim. Burak da abi sen kalmıyorsan şey yapalım dedi. Hani Beşiktaş kazanmıştı diye hatırlıyorum. Hani öyle çok basın toplantısında edineceğimiz ekstra bir şey yoktu bilgi. Biz çıktık. Biz eğer o basın toplantısına kalsaydık basın toplantısından sonra Maçka'dan yürüyüp bilenler bilir. Oradan iş yerimiz Taksim'de olduğu için o bombanın patladığı yerden geçecekti. Ki ve basın toplantısı da aşağı yukarı bir 45 dakika bekliyorsunuz sürüyor yani. Tam denk geliyor. Ben hatta eve geldiğimde sen aramıştın. Daha doğrusu bir arkadaşlarla buluştuk, evet, başka bir yerde. Bir panik içinde, şimdi olaydan haberim yok yani. Hani bakmıyorum şeye falan. Biz basın mensupları bazen böyle kendimize özel alanlar yaratıyoruz. Evet. Yani telefonu falan tam kapatmıyoruz ama takip etmiyoruz en azından. Maça gittiğimi de biliyorsun. Ben o senin sesindeki paniği hiç unutmuyorum. Tabii tabii. Dedim yani, ya iyiyim. Hani ben bu kadar sevdiğini de öğrenmiş oldum. Seni sevdiğini biliyordum ama bu kadar ya değer verdiğini. Ya o süreçte verdiğini... ondan önceki o gezi... olaylarında da yine aynı şeyler işte. Evet. Biz orada da Cenk'le sürekli orada sen de gerçi şeydi sen kanaldaydın o zaman. Kanaldaydım hatta spor biz, evet, işte spor müdürlüğünü bırakıp o daha önce Reca Amirliği, evet, tecrübem de var. O, evet, evet, bir oradaydın. Ay 40 gün organizasyon yaptım. Biz Cenk'le de orada çok ağır sıkıntı yaşadık. Şimdi bizim çalıştığımız gazetenin tek girişi İstiklal Caddesi'nde. Evet. Ve kapalı. Yani hani biz burası bakkal dükkanı değil. Bir gün kapatalım, yarın tabii, açarız. Tabii, aynen. Hani öyle bir şey olsa ki kapatırsın. Seninle yine bir maça giderken laftan lafa, evet, geçiyorum Hüseyin. Lens kullandığını biliyorum. Tabii tabii. Biber gazı atıldı. Yani biber gazı lens kullananlar bilir. Evet. Ki günü geçmiş biber gazının kullanıldığını da sonradan tabii, öğrendik. Evet. Hani orada kör olma ihtimalim bile var. Tabii yani ki yani öyle işte bu çok yaşadık. Böyle sorgulanmayan. Evet. Bu böyle çok basite alınmış bir durum ama evet, hani sonra insan ya işte biri yaralandı diyoruz ama nasıl yaralandı? Evet. Görme engelli mi oldu? Bir ayağını mı kaybetti? Kolunu tabii mu kaybetti? Meslektaşlarımız Yaralandı öyle demek çok mesela yaralandı. Yumuşak yani bir söylem. O noktada hani Gezi Parkı'nda da çok şey gördük. Evet. Bizim
iş yerimize ulaşım noktasında da o noktada çok sıkıntı yaşadık. Polis kortejinde geliyorduk. Hani tabii ki yani. Dediğiniz gibi iş devam ediyor. İş devam ediyor. Burası bakkal dükkanı değil ve ertesi gün herkesin senin ulaşmaya çalıştığın belli bir kitlen var. Evet. Bu kitleye ulaşman lazım. Önce ona ulaşman için gazeteye ulaşman lazım. Gazeteye hatta bazen canlı yayında bile biber gazından etkilenip canlı yayında gözlerimiz yani, yaşararak. İşte biz de içeride yani haber yazmaya çalışıyoruz. Bir gözümüzü açıp haber yazmaya çalışıyorduk. O ara ciddi sıkıntılar vardı. Yani Taksim olaylı bir yer ama biraz bizim çalışma sürecimizi denk geldi tüm problemler. Hani bunları hepsini bir ideolojik, siyasi şeyin dışında bırakarak söylüyorum. Ben işini yapmaya çalışan bir gazeteciydim. Ve gazeteme gidemiyordum mesela. Evet. Bu ideolojinin siyasi... Bunlar çok ciddi tecrübelerdi ama. Çok ciddi tecrübeler oldu. Yani bunun dışında habere gidip içeri alınmadığımız durumlar da oldu. Tabii. Hani bir sürü bu noktada tecrübeler yaşadık. Burada sadece hani insanlar böyle dışarıda şunu farkında değiller. Yani buradan insanlar ekmeğini kazanıyor. Yani buradan insanlar para kazanıyor. Yani bu televizyonda izlediğimiz haberler bizim işten geldikten sonra ayağımızı uzatıp gördüğümüz görüntüler olabilir ama birileri ondan para kazanıyor. Ki biz ve orada keyfi davranılmayacak kadar kamu görevi de yapıyoruz. Bugün, kamu görevi de yapılıyor. Basın haberleri dolayısıyla birçok konu aydınlanabiliyor. Kesinlikle ama seni o ortama almadığı zaman sen kendi kitlene bu haberi ulaştıramıyorsun. Kendi kitlen dediğim Türkiye'nin tamamı. Kimse bilmeyebilir. Örneğin bir Lucescu röportajı yapmıştın. Evet. Hatırlarsan. Evet. Lucescu röportajı. Ben metroya binmiştim. Metroda ekranlarda görünüyordu. Belki senin seni tanımıyor. Yani metroda o haberi görenler seni tanımıyor. Radyoyu açıyorum. Her yer son dakika geçiyor Lucescu'nun sözleri. Ki o sözlerin İnanılmaz iki yıl sonra getirmişti. Gerçek olması da gerçek ayrı bir oldu şey. Ve çünkü o süreçte gerçek olacaktı belki de. Biraz o görüşmelerden dolayı sarktı. Evet. Hani senin Lucescu'yla o röportajın ciddi ses getirdi. Yani burada senin çalıştığın kurum, senin ideolojik kimliğin, senin hangi takımın hiçbir önemi yok. Aynen. Sen o kitleye spor merak eden, bu durum merak eden insana doğru bilgi ulaştırmış oldun mesela. İnsanlar biz o anlamda asparagas haber yapmamaya özen gösterdik. Evet. Bundan sonraki çizgimiz de aynı şekilde olacak. Hani tiraj olsun diye ya da internet fazla tıklansın diye insanlar asparagas ve gerçeği yansıtan haberler yapabiliyor. Maalesef öyle. Ki son olarak şunu da paylaşmak isterim. Gezi olaylarının olduğu ilk gün bizim kameraman arkadaşımız yaralanmıştı. Benim yönetmenlik tecrübemde olduğu için ben dedim çekeyim. İşte şeyi aldık, o sırtımıza aldık kamerayı. Kim sunacak? Ana haber spikerimiz vardı. Can Karadut kulağısındasın. Evet. Onunla biz gidemedik. Metro kapalıydı. Biraz denk geldi öyle söyleyeyim. İşte çekimi yapıyoruz. Çarşı grubunun direnişini kırdı polis. Bayağı bir akın akın geliyor. Bir biber gazı, ben bir şeyin üstüne çıkmıştım. Çekiyorum. Hani orada kameranın sallanmasına falan dikkat etmiyorsunuz. Yanımdan geçti. O sırada annem arıyor. Telefon yanlışlıkla açılsa annem de hani biliyor işte Taksim oğlum neredesin? Anne yani 40 yaşında da olsanız anne. O an şansa telefon açılsa annem belki fenalaşacaktı yani. Bir de öyle durumlar var yani. Ki o süreçte Cenk'in yani Cenk'le biz birlikteydik. Gazeteden çıktık. Bir sürü olay var. O sırada Cenk'e ulaşamıyor annesi. Tabii, beni arıyor. Benim telefonum cebimde açılıyor mesela. Orada kuru gürültü. O sesi benim sesi şansa hani, açılsa annem 75 yaşında. Tabii yani. O noktada çok sıkıntı işte oldu. İnsanlar biraz metalaştırdığı için fark etmiyorlar. Evet, yani muhabir dediğimiz şey bir robot değil. Evet. Editör dediğimiz aynen bir robot öyle değil. Gayemiz toplumu aydınlatmak, kesinlikle doğru bilgi vermek. Evet. O anlamda üzerimize düşen şu an biraz daha işlerin dijitalleştiğinde farkındayım. Biz de meslek olarak dijitalleşiyoruz. Tabii devir değişiyor. Aynen biz de öyle dijitalleşiyoruz ama dijitalleşmesi asparagasın fazla olacağı anlamına gelmiyor. Aynen. Yani yarım saat sonra bir haber bayatlayabiliyor. Böyle bir durum söz konusu. Bunu da bunları niye paylaştığımızı bölümün başında söyledim. Son bir aramız daha olacak. Ardından Hüseyin Kaya ile olan sohbetimizi noktalayacağız. CRI Türk. Evet, spor hikayelerinin son bölümündeyiz. Hüseyin Kaya ile birlikteliğimiz devam ediyor. Hüseyin, ben son bölümümüz kısa bir bölüm olacak. Ben sözü tamamen sana bırakayım. Neler söylersin? Ben çok ayağına teşekkür sağlık ederim için şimdiden. Ben bu formatı çok sevdim. Çünkü hani yayınlara vesaire neye bakarsak televizyon olsun, gazete olsun hep böyle bir spesifik konuların üzerine duruluyor. Biraz da aslında belki de bu tarz yayın organlarının bize getirdiği farklılıklar bunlar olsa gerek. Hani farklı konulardan konuşabiliyoruz. Bu noktada ben çok teşekkür ederim. Ki birçok hikaye var aslında. Birçok hikaye zaman, var. Zaman inşallah zaman tabii daha ki sonra yine ağırlamak yine isteriz seni. Yine inşallah olur. Ben başarılar diliyorum. Evet. Gerçekten çok başarılı ve sevdiğim bir format olmuş. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin. Ayağına sağlık. Evet, bugün programın başında dediğim gibi çok değerli bir konuğumuz vardı. Askerlikten daha geleli birkaç hafta oldu Hüseyin Kaya. Bu vesileyle tekrar İdlib'de hayatını kaybeden şehitlerimize başsağlığı, acılı ailelerine sabır diliyoruz. Bu kitabı bir kere, son bir kez ben de göstereyim. Gerçekten önemli bir
başucu kitaplarından denebilecek. Başta söylediğim gibi ufuk açıcı. Futbol dünyasında soygun ve sömürü adlı kitap. İsmail Tokalak'a ait. Bu tür kitapları okumakta fayda var. Biz amatör ruhla bakıyoruz spor meselelerine, hani olimpiyat ruhuyla. Ama arka planda dönen öyle çirkin, öyle nahoş şeyler var ki bunları bilirsek, bilinçli bir şekilde bakarsak meselelere, o zaman nelere tepki göstermemiz gerektiğini daha iyi anlarız. Daha çok da keyif alabiliriz. Aynen, aynen öyle. Ayağına sağlık Hüseyin'cim. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, spor hikayelerinin burada sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konuklarla huzurlarınızda olmak ümidiyle mutlu günler, hoşça kalın. CRI Türk.